Elazığ Arıcak'ta koyunlarını otlatırken sınavlara hazırlandı ve rakiplerini eleyip LGS'de Türkiye ikincisi oldu Muhammed Halil Yazar. Genç çoban onu bekleyen yeni hayatına ilk adım attı. Beşiktaş'taki Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni kazanan Muhammed babasıyla birlikte İstanbul'un yolunu tuttu ve başarılı öğrenciyi mega kentte arkadaşlarımız karşıladı. Rüyadan da öte, hayalden de öte. Yani böyle güzel bir yer. Deniz çok güzel. O köprü, bayağı uzun. Cami, herhalde cami. Hem çobanlık yaparak hayvanları otlattı, taban eskitti meralarda. Mesela hayvanlar otlarken sen ders çalışıyor muydun? Onlar otluyordu. Ben de ders çalışıyordum, kitap okuyordum. Çobanlıkta beraber yaptık, kasapta et de beraber doğradık. Hem de geleceği için çalışmaktan bir an olsun vazgeçmedi, dirsek çürüttü okul sıralarında. Ne kadar soru çözdüğüme göre, ne kadar konu tekrar yaptığıma göre çalışıyordum. Önce çocuğun kendisinde olacak, daha sonra da hani aile bunu destekleyecek. Muhammed Halil Yazar gayretlerinin karşılığını aldı, LGS'de Türkiye ikincisi oldu. Benim bir hedefim vardı ve ben bu hedefimi gerçekleştirdim. 90 soru vardı. Sen kaç yanlış yaptın? Bir yanlış, 89 doğru bir yanlış. Kazanacağına inanıyor muydun? Başarmanın yarısı inanmaktı. İstanbul Beşiktaş'taki Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni kazanan Muhammed Halil babasıyla birlikte İstanbul'un yolunu tuttu. ATV Haber'de onların heyecanına ortak oldu. Nasıl buldun İstanbul'u? İstanbul büyük ve güzel, özellikle manzarası. Denize girmeyi çok istiyorum. Farklı bir şehirde okumanın heyecanı var mı? Farklı bir yerde olmak insanı biraz heyecanlandırıyor. Biraz trafik var. Alışık değiliz. LGS Türkiye ikincisi Muhammed Halil Yazar ve babası Yücel Yazar'la ilk durağımız Beyoğlu oldu. İstanbul'un simge noktalarından Galata Kulesi'ndeyiz. Tarihi güzel bir yer, beğendim. Önceden gelmiş miydin, görmüş müydün? Önceden hiç İstanbul'a bile gelmedim. İnsanı kendine çeken, ruhunu açan bir yer. Hem biraz sınav stresini de atıyor değil mi? İlk sınav stresini daha da çobanlık yaparak geçirdi ama burası onu çok fazla mutlu etti. Baba oğul yıllarca Elazığ Arıcak'ta çobanlık yaptılar. Muhammed Halil Yazar okuldan çıktıktan sonra hayvanları otlatıyordu ve bir taraftan da ders çalışmaya devam ediyordu. Ve neticede LGS Türkiye ikincisi oldu. Hem ailesinin hem de Türkiye'nin gururu oldu. Kazanmamda öğretmenlerim ve müdürlerimin büyük bir çabası, büyük bir emeği oldu. LGS adaylarına bir tavsiyem var. Bol bol kitap okusunlar, bol bol soru çözsünler. Ne olmak istiyorsun peki? Ben tıptan düşünüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum.